sen. Evet, benim. Sen ne arıyorsun burada? Ömer'le konuşmaya geldim. Ömer'le konuşmaya geldin demek. Bunca yıl sonra. Hiçbir şey olmamış gibi. Buna nasıl cüret edersin sen? Hangi yüzle? Oğlumla mutlaka konuşmam gerek. Sen Ömer'in seninle konuşacağını mı zannediyorsun? En azından şansımı deneyeceğim. Torunumun senin gibi basit bir kadınla konuşacağını hiç zannetmiyorum. Hele de çocuk yaştayken terk edip gittiğini düşünülürse. Gitmek zorunda kaldım. Çocuklarım bunu bilmiyor olabilir ama siz, siz bu gerçeğin bir parçasısınız. Her şeyi açık seçik biliyorsunuz. Ne münasebet. Bana olan nefretiniz yüzünden başıma gelen felakete bilerek göz yumdunuz. Hem de torunlarınızı annesiz bırakma pahasına. Ayaklarınıza kapandım. Yalvardım. Merhametinize, vicdanınıza sığındım ama sizde ne merhamet varmış ne de vicdan. Elinizi uzatmak bir yana üzerime basıp geçtiniz. Günahsız yere yuvamdan koparılışıma seyirci kaldınız. Bu saçmalıklarını daha fazla dinlemeyeceğim. Kendi ayıbını ortak arıyorsun besbelli. Ama ben bu oyuna gelmeyeceğim. O yuvayı sen dağıttın. Sen oğluma layık bir eş, torunlarıma iyi bir anne olamadın. Tahir'in senin kahrından öldü. Bunca yıl sonra burada olmadığın halde çocukların hayatını mahvettin sen. Hayır. Bir lanet gibi dokunduğun her şeyi mahvediyorsun. Sen hangi yüzle hala bu kapıyı çalıyorsun? Ne yapıyorsun? Ömerler geliyor. İyi de ben Ömer'le konuşmak için buradayım zaten. Jülide Hanım, ne olursunuz. Dışarı mı çıkıyordun Hediye abla? Evet. Hayır. Yani çıkacaktım, vazgeçtim. Belki bir şeye ihtiyacınız olur diye. Hani çay, kahve, soğuk bir şeyler. Hani karnınız açsa atıştıracak bir şeyler. Yok yok, sorun değil. Sen çıkabilirsin. Eğer bir şey yemek içmek isterse ben hallederim. Ha, de, tamam. İzin verirseniz. Pardon. Buyurun buyurun. Kusura bakmayın. Ben çalışma odasındayım. Tamam. Hediye abla, bir şey mi oldu? Hoş geldin Ömer. Ömer, benim seninle bir konu hakkında ivedi olarak konuşmam gerekiyor. Öyle mi? Evet. Peki, konuşalım. Salonda mümkünse. Neden? Çünkü çalışma odası ıslak. Islak. Ben çalışma odasını yeni sildim. Daha yerler kurumamıştır. Tamam. Buyurun o zaman. Hediye abla, ne oluyor? Bu haliniz ne? Jülide Hanım. Ne olmuş Jülide Hanım'a? Burada. Ne? Odada mı? Ha, siz o yüzden böyle. Sabaha daha fazla korkutmak istemediğim için polisi aradım. Yoksa o bir silkelenmeyi hak etmişti de. Tek başınayken kafa tutamadı demek. Sahte kabadayı. Tutuklandı mı peki? Karakola gidince ayıldı. Ayılınca da ne halt ettiğini gördü. Bir yalvarmadığı kaldı. Sen de şikayetini geri aldın. Ya oğlum, keşke şikayetçi olsaydın ya. Herif manyağın teki. Tekrar geri gelebilir. Komiser tek tek başına gelecekleri söyledi ona. Babasından da deli gibi korkuyor zaten. Tırstı yani, gelmez bir daha. İnşallah dediğin gibi olur kardeşim.
Gülcük oğlum. Ömer de sen de benim gözümün nurusunuz. İkinizi de canımdan çok seviyorum. Evet, sizi dinliyorum. Nedir bu kadar acil konuşmamız gereken şey? Kahveler geldi. Buyur. Ben içmeyeceğim Hediye abla. Sağ ol. Hem sen dışarı çıkacaktın. İşin varsa çıkabilirsin. Ha. O mu? Önemli değil. Çıkarım birazdan. Kahveyi de sevdiğin gibi yapmıştım. Telvesi az, sade, bol köpüklü. Tamam. Kaçırmayayım o zaman. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Anlatmayacak mısınız? Zehra. Korkmayın, Ömer salonda. Ben sizi burada görmeyi hiç beklemiyordum. Ömer'le Ayşe'nin arasının benim yüzümden açıldığını öğrenince dayanamayıp geldim. Kendinizi bunun için suçlamayın lütfen. Yakında her şey düzelir, merak etmeyin. Onlar ayrılamaz. İnşallah kızım. İnşallah senin söylediğin gibi olur. Yıllardır biriktirdiğim sözler var Zehra. Söylemezsem kalbim çatlayacak gibi hissediyorum. Bence de en doğrusu bu. Kesinlikle konuşmalısınız. İkinizin de iyileşmesi buna bağlı. Ama şimdi olmaz. Jülde Hanım, bence ertelemeyin bu konuşmayı. Bir an önce yapın. Yoksa ikinizin de yaraları kanamaya devam edecek. Evet, biliyorum. Belki de Bahşende Hanım ilk kez haklı. Şu anda gerçekten doğru zaman değil. Böyle karşısına emri vakiyle habersizce çıkmak belki de her şeyi daha da kötü yapar. Ayşelerin bir otel odasında kalmaları bana ziyadesiyle acı veriyor. Bu Ayşe'nin tercihi. Benim yapabileceğim bir şey yok. Yanılıyorsun. Bak Ömer, bu ailenin kapılarının bütün anahtarları sende. O kapıları açmak da, kilitlemek de senin elinde. Ayşe bir tercih yapmadı. Tercih yapmaya zorlandı. Senin tarafından. Niyetim seni suçlamak ya da yargılamak değil. Sözlerim sadece durum tespitiydi. Bana öyle geliyor ki bu olanlar... Bu olanlar ne? Gelmekte olan bir felaketin ayak sesleri. Ömer, görmüyor musun? Ailemiz çatırdayıp dağılıyor. Lütfen bunu engel ol. Kardeşini hemen getir. Bunu hemen yapmalısın. Hem de hemen. Bu sözlerimi titizlikle değerlendireceğimi düşünüyorum. Söyleyecekleriniz bittiyse benim yapmam gereken işler var. Beni bu evden çıkartır mısın Zehra? Ömer'im görmeden. Gelin benimle. Sakin ol.
Çalışacaksın herhalde. O zaman sana kolay gelsin. Teşekkürler. Jülde Hanım hadi. Ben de mutfağa gidiyordum. Bir sorun mu var? Yok. Tamam, ben çalışma odasındayım. Tamam. Yok, bu böyle olmayacak. Konuşmam lazım. Bu ailenin kapılarının bütün anahtarları sende. O kapıları açmak da, kilitlemek de senin elinde. Ayşe bir tercih yapmadı. Tercih yapmaya zorlandı. Senin tarafından. Konuşmam gereken bir... Bu... Konuşursak... Sabahtan beri bunu arıyordum. Alabilir miyim? Zehra, benim seninle konuşmam gereken bir mesele var. Rica etsen benimle gelir misin? Birazdan gelsem, Ömer'e bir şey söyleyecektim. Biraz acil ama. Sonra konuşuruz. Tamam. Jülide'ye itimat etmemen gerektiği konusunda defalarca uyardım. Eğer görüşürsen başımıza türlü felaketler getireceğini söyledim. Haberim yoktu geleceğinden. Sonuçta geldi ama. Bilmiyordum. Bak, o kadın yıllardır birbiriyle gül gibi geçinen torunlarımın arasına nifak tohumları ekti. Bunu görmüyor musun? Hatalısın. Ama hala hatanın büyüklüğünü anlamıyorsun. Bakın. O kadın kapımıza kadar geldi. Ve bunun müsebbibi sensin. Jülide'yi hayatımıza sen soktun. Manzara izler gibi niye bakıyorsun acaba öyle telefonda? Kerem'i merak ediyorum ya. Ne yaptı acaba? Nasıl oldu? Hayatım, o elindeki teknoloji harikası şey bu gibi sorulara cevap vermek için var. Arasana. Ya uyuyorsa şimdi? Sabah. Sen gerçek misin? Ha? Hayır, hepimize imtihan olsun diye mi gönderildin acaba? Kızım meraktan ölürken aramamak nedir? Şimdi yanlış anlarsa diye. Hayda. Kızım niye yanlış anlasın? Ay, ben Kerem'in yerinde olsam var ya seni süründürürdüm. Ne yani, aramıyorum diye mi? İlgilenmiyorsun diye. Yahu ara. Bilsin merak ettiğini, sevdiceğini düşündüğünü. Ay, tamam. Senin mıy mıy saatin gelmiş yine. Ben çıkıyorum. Bugün çalışmayız herhalde. Hı hı. Sabah. Bak aklını başına topla.
Sen böyle mıy 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 gereksiz her şeye utanırsan Kerem'i kaybedeceksin. Hatta başkası olsa çoktan gitmişti. Ha? İyi insan gitmez, lafının üstüne gelirmiş. Ne oldu? Beni mi konuşuyordunuz? Vallahi ben değil. Sabah sabahtan beri seninle ilgili konuşuyor. Meraktan kurdeşen döktü. Neyse, ben gideyim hadi siz rahat rahat hasret giderin. İyi misin? İyiyim. Toparlandım biraz, sen? Ben de biraz yorgundum ama şimdi geçti. Seni görünce. Kerem, bir yerin acıyor mu? Sevindim. Bu kadar mı? Nasıl yani? Hiç. Yani öylesine sordum. Neyse, hadi kalk biraz hava alalım, gezelim, dolaşalım. Sonra da bana gideriz. Yani iyi olurdu tabii ama... ben dün gece hiç uyuyamadım Kerem, çok yorgun. E tamam, sen biraz dinlen, akşam gideriz o zaman. Akşam da bir sürü işim var. Tamam. O zaman ben yan tarafa geçiyorum, sonra konuşuruz. Hala inanamıyorum Fatma abla. Böyle çirkin bir iftiraya atmak aklım almıyor. Sen üzülme güzel kızım. Seni ben de, etrafındaki herkes de gayet iyi tanıyor. Yıllardır namusumla yaşadım. Kendi ekmeğimi kendim kazandım. Böyle bir şeyin iması bile benim için ölümden beter. Çok ağır geldi. Biliyorum kızım. Üzülme. Başkasından duyacağına benden duy istedim. İftira. Kuru iftira işte. Aa, yok ama. Üzülme. Hazreti Yusuf'a bile iftira atmışlar güzel kızım. Hazreti Meryem'e. Bir sıradan insanların başına gelmiş. Çok mu güzel kızım? Senin başın dik, alnın ak. Hem senin arkandan şüphe duyacak kimse yok ki. Buna en başta ben izin vermem. Sen hiç merak etme. Sen miydin? Görmedim geldiğini, dalmışım. Farkındayım. Eve geldiğimizden beri böylesin. Bir şey mi oldu? Yok. Ne olabilir ki? Bilmem. Belki de babaannem bir şey söylemiştir. Ya da başka bir şey. Yok. Ben sadece öyle düşünüyordum. Bizi mi? Bizi de tabii. Bunu duymak güzel. Ama sadece bizi değil. Son günlerde yaşadıklarımızı, Ayşelerin gidişini. Ayşeler, evet. Ben Ayşe'yi kaybedebilirim. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Hatırlasana, beni de kaybedeceğini düşünmüştün. Evet. Zordu. Çok zor. Thank you.
bu kuş tüyü gibi elimden uçup gitmenden korktu. Ama gitmedim. Buradayım. İyi ki. İyi ki gitmedin. Sen gitseydin ben ne yapardım? Ayşe de gitmedi Ömer. Geri gelecek. İkiniz sadece sarsıldığınız bir dönemden geçiyorsunuz şu anda. Ama biz el ele vereceğiz. Ve her şeyi yoluna koyacağız. Merhaba Hamiyet Hanım, nasılsınız? Aysel'le konuştum. Kardeşi miymiş? Kardeş demek. Kardeşiymiş. Ay, biz de zaten başka türlüsüne hiç ihtimal vermedik Fatma Hanım. Ama işte Aysel Hanım da boşu boşuna üzdük. Dünyası başına yıkıldı. Perişan oldu. Gözünden akan yaşı bir görseniz. Ben de söylediğime pişman oldum ama söylemesem olmazdı. Namus bu. Fatma Hanım, o kadar üzgünüm ki anlatamam size. Ama artık boş işte. Olan oldu artık. Ama Aysel'in bu saatten sonra kolay kolay affetmeyeceğine eminim. Ah, gördün mü Hamiyet? Nelere sebep olduk? Keşke hiç Fatma Hanım'a söylemese miydik? Son pişmanlık fayda etmez Şükran. Kadıncağızı boş boşuna üzdük. Hangi kadın bu dedikoduları duysa perişan olur? Ne yapıp ne edip Aysel Hanım'ın gönlünü almamız lazım Şükran. Ay, perişan oldu kadıncağız boşu boşuna. Ya, Cevriye de kötü bir niyeti yoktu ama. Ah Şükran, ah. Dur Cevriye'yi de bir arayayım da. Şimdi o da çok üzülecek. Ay dur dur. Hemen olayı büyütmeyelim, sakin ol. Bir geldiğinde söyleriz, kapat kapat. Aradım artık. Alo Hamiyet'ciğim, nasılsın? Ah Cevriye'ciğim, ah. Neler oldu bir bilsen. Ne oldu ayol? Ay kötü bir şey mi var yoksa? Hani Aysel Hanım'ı görmüştün ya biriyle. İşte o kardeşiymiş. Hey, ne diyorsun? Ay eyvahlar olsun ayol. Vallahi biz de çok üzüldük. Ya kadının günahını boşu boşuna almışız. Şimdi Fatma Hanım'dan duydum. Ya meğer Almanya'dan kardeşi gelmiş. Ya, gördüğün adam oymuş işte. Ah hep benim yüzümden görüyor musun? Ay Hamiyet'ciğim ben hemen Aysel Hanım'ın yanına gideceğim. Ya dur dur telaş etme. Geldiğinde birlikte gider özür dileriz ha. Ay yok yok ben bu veballe uykum uyku uyuyamam. Ben gideceğim Aysel Hanım'ın yanına yok. Peki. Ne oldu Cevriye abla, hayırdır? Ay su damlam, benim hemen çıkmam lazım. Ben de hamur yoğuruyordum.
Ay sen devam edebilir misin bunu? Bu beklerse kabarmaz çünkü. Tabii tabii ben hallederim de kötü bir şey yok değil mi? Ay, yok. Zaten hemen geleceğim ben. Ay kusura bakma sana da böyle iş yükledim ama. Yok yok olur mu? Ben seve seve yaparım. Hadi kolay gelsin. Güle güle. Zehra. Sen ne yapıyorsun? Sence? Ben senin hamur yoğurabildiğini bilmiyordum. Bu 10 yaşından beri yapabildiğim bir şey. Yani lütfen beni hafife almayın. Ben profesyonel bir ev kadını olarak yetiştirildim. Öyle mi? Hı hı. Hediye abla alışverişe gitmiş de Cevriye ablanın da acil bir işi çıkmış. O yüzden iş bu profesyonele kaldı. Ne o? Pişman mısın yoksa? Yok hayır, ben çok severim hamur yoğurmayı. Güzel. Tüf. Ne? Önlük. Evet, önlük. Verebilir misin diyecektim. Tabii, nerede? Şurada ikinci çekmecede olması lazım. Sarılacak. Zehra. Sarılabilir miyim diye soracak. Hayır. Ne hayır? Sen ne soracaktın? Olmuş mu? Ne olmuş mu? Önlük. Ha evet oldu. Teşekkür ederim. Madem buradasın. Burada böyle boş boş dikilmek yerine acaba yardım mı etsen? Ben? İyi de ben ne yapacağım ki? Yani ben hamur yoğuramam. Yok korkma. Hamur yoğur demeyeceğim de işte ellerimi görüyorsun. En azından şu paketi açıp biraz un döksen. Ha tamam ben un yaparım kolaymış. Görünüyorsun acaba? Tamam yani madem başladık bari şunu bitirelim. Sonra da buraları toplamamız lazım. Sen mi temizleyeceksin? Yani biz bu hale getirdiğimize göre evet. Tamam Suzan temizler. Suzan izinle.
Hediye abla da burayı böyle görürse var ya kalpten gider. Hadi hadi dök biraz daha bari. Ömer ne yaptın? Dök dedin döktüm. Biraz dedim. Ben de biraz döktüm zaten hepsini boşaltmadım ya. Ya bir de hepsini boşaltsaydın. Benim birazım bu kadar yani ne yapayım olamaz mı? Bilerek mi yapıyorsun yoksa? Yani bir daha yardım etmemek için. Aslında iyi fikir. Bir dahakine aklımda olsun. Hani biraz tembel miyiz? Tembel. Ben. Yani. Ben tembel miyim? Hayır. Evet. Zehra, hayır. Evet Ömer. Zehra, eğer böyle bir şey yaparsan... Sen beni tehdit mi ediyorsun? Evet. Yani hayır. Bak, eğer onu yaparsan... Ne olur bir şey yaparsan? Sonuçlarına katlanırsın. Sonuç. Ne tür bu sonuç acaba? Söylememi ister misin? Hı? Ne demek bu? Zeki kızsın. Tahmin et. Ömer. Efendim Zehra. Ben geç kaldım diyecektim. İçine koyuyorum. Cevriye Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aysel Hanım. Sizinle biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun oturun. Ben hemen geliyorum. Ne diyeceğim ki kadına şimdi? Ben boşuna günahınızı mı aldım diyeceğim. Ah Cevriye ah. Şimdi ayıkla bakalım pirincin taşını. Allah'ım bana yardım et. Bir şey içer miydiniz? Yok çok sağ olun. Lütfen oturur musunuz Aysel Hanım? Ben bunu size nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama anlatmam lazım. Vicdan azabından öleceğim çünkü. Hayırdır Cevriye Hanım? Aysel Hanım, ben o gün sizi kardeşinizle dükkanda gördüm.
Hamiyet Hanım'ı da gördüm dedim. Ama vallahi kardeşiniz olduğunu bilmiyordum. Bir de hani Salim Bey'le görüşme durumunuz olmasa bana ne der geçerdim de... ...çok büyük bir ayıp ettim. Çok büyük bir günah işledim ben. Yani yer yarılsa da içine girsem. Ama zamanı geri getiremiyorum ki. Aysel Hanım, sizden binlerce kez özür dilerim. Ama derseniz ki ben özrünüzü kabul edemem, bunun için size gönül koymam. Çünkü sizi çok üzdüm ben. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Hatta ilk duyduğumda inanın kahroldum diyebilirim. Ama olan olmuş Cebriye Hanım. Gelmeyebilirdiniz de. Hatayı anlayıp buraya kadar gelmeniz büyük bir erdem. Özrünüzü kabul ediyorum. Affettiniz mi beni? Elbette. İçiniz rahat olsun. Özge, ben çıkıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen daha burada mısın? Az bir işim kaldı benim. Onu halledip çıkacağım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Büyük an geldi. Hadi bakalım Özge. Bütün dosyaları gönder. Bu işten sonsuza kadar sıyrıl. Kimsenin benden şüphe etmemesi lazım. Of. İhale dosyalarından sonra size gönderiyorum. Hayır, tabii ki kendi e-posta adresimle gelmeyecek. Evet, İpek Korkmaz adından gelen maillerim. Böyle. Aysel Hanım benim özrümü kabul etti. Var ya, beni kıracak bir kelime bile etmedi biliyor musunuz? Ay ne yüce gönüllü kadınmış. Allah ondan razı olsun. Görüyor musun Hamiyet? Şu Aysel bir kere daha gözüme girdi. Affetmek büyüklüktür Şükran. Ama yalnız Cevriye değil. Bak bizim de gidip ondan özür dilememiz lazım. Evet evet. Gidip kendimizi affettirelim. Ay yoksa ben bu vicdan azabıyla yaşayamam bayanlar söyleyeyim. Ben bu yaşama kadar kimsenin günahını almadım kızlar. Hayır bu sefer nasıl bir gaflete düştüm ben de anlamıyorum. Ay o beni affetti Aysel Hanım beni affetti. Ama ben kendimi nasıl affedeceğim onu bilmiyorum. Ay kendini de bu kadar eder etme artık Cevriye. Olan olmuş. Benim Aysel Hanım'a yaptığımı var ya düşman olsa yapmaz. Ne demek erkek kardeşini sevgilisi sanmak ayol? Ay dilimi eşek arası soksun benim. Sana bir şey soracağım ama ne olur açıkça söyle. Seni fazla mı zorluyorum? Yani sanki her şeyi ben istiyorum diye yapıyormuş gibisin. Benimle zaman geçirmek. Hatta benimle konuşmaya bile sanki kendi tercihin değilmiş gibi. Yani öyle değil tabii ama. Ama ne? Buradan gideceğimi düşünüp telaşlanan sensin.
Dün gece beni merak etmeyen de sensin. Anlayamıyorum. Ya... Bir şey söylüyorum, itiraz ediyorsun. Bunların hepsini yapan sensin. Bana lütfen bunu bir açıkla. Tamam. Peki. Seni buna daha fazla zorlayamam Sabah. Evet. Seni çok seviyorum. Yanımda olmanı her şeyden çok istiyorum. Ama seni buna zorlayamam. Bence sen biraz düşün. Kafanda netleşsin. Kerem! Birbiriyle gül gibi geçinen torunlarımın arasına nifak tohumları ekti. Bunu görmüyor musun? Ömer'e her şeyi anlatmak zorundayım. Ona bu haksızlığı yapamam. Zehra, iyi misin? Peki değil. Gündüz iyi görünüyordun mutfakta. Bir şey konuşmak istiyorum. Şöyle oturalım mı? Zehra, canını sıkan şey ne bilmiyorum. Ama lütfen rahat ol. Ayşe'yle olan durumunuz beni çok üzüyor Ömer. Biliyorum. Senin üzülmen beni de üzüyor. Ben yine eskisi gibi olmak istiyorum. Bunun için de... Zehra... Senden bu konunun dışında kalmanı rica ediyorum. Lütfen. İyi ki benimlesin. İyi ki hayatımdasın. Ne yapacağım? Nasıl söyleyeceğim gerçeği? Adam ne olur bana yardım et. Şimdi güzel çalıyor. İyi geceler. Sana da. Gerçekleri öğrendiğinde bana yine öyle bakacak mısın? Aşkla, sevgiyle bakacak mısın Ömer?
Arkadaşlar bir dakika beni dinler misiniz? Maalesef haberler iyi değil. Aslında bu durumu Nihat Bey açıklayacaktı ama kendisi katılamayacak. Benim bildirmemi söyledi. İhale 2 saat önce tamamlandı. Ve biz maalesef ihaleyi kaybettik. Bu nasıl olur? İnanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Gerçekten çok iyi hazırlanmıştık. Ama olmadı maalesef. Bu ihaleyi kazansaydık başarı hepimizin olacaktı. Biliyorsunuz. Şu durumda başarısızlık hepimiz. Bu durumun tekrarlanmaması için en başa dönüp nerede hata yaptığımıza bakmamız lazım. En azından bunu başarmalıyız. Alo. Bu ilk işlem mi? Bir saniye. Koray, bilgi işlem. Seni istiyorlar. Evet. Misiniz? Peki hangi adresten gönderilmiş? Bakın bu çok ağır bir suçlama. Doğru olduğuna emin misiniz? Bir haberi var mı bundan? Tamam. Anlaşıldı. İnanamıyorum. Sızıntı bizden mi gitmiş? Kim göndermiş peki? Bu bilgiyi check etmeden sizinle paylaşamam arkadaşlar. Hukuki sonuçları olan çok ağır bir suçlama çünkü. Asyacığım. Canım. Ben seni çok özledim. Sen de beni çok özledin mi? Döndüler işte. Döndüler. Özledim tabii. Özlemez olur muyum? Hem de çok özledim. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü sen yokken ben kimseyle oyun oynayamıyorum. Üzülme deyip ben seninle oynarım. Annem de oynar çünkü o seni çok özledi. Sen de onu çok özledin mi? Özledim. Hadi gidip Zehra ablamı uyandıralım. Ben onu da çok özledim. Hatta senden daha çok özledim. Anlaşılan birileri Zehra ablasını benden daha çok seviyor. Öyle mi? Evet, çok seviyorum. Ama seni de çok seviyorum. Hadi bakalım. Döndünüz demek. Yok, dönmedik. Dönmediniz mi? Nasıl yani? Ayşe nerede? İçeride Aslı için birkaç parça eşya topluyor. Ömer, ya kusura bakma, ben Ayşe'yi ikna edemedim. Taşınmakta kararlı yani. Hı hı. Anladım. İhale dosyalarının sızdırılmasıyla ilgili ne düşünüyorsun İpek? Sence kim yapmış olabilir? Ben bilmiyorum. Bir fikrim yok yani. Bilmiyorsun öyle mi? Ama ben biliyorum. İpek, bunu neden yaptın?
İhale dosyalarını rakip şirkete nasıl sızdırırsın? Ömer. Sakın bir şey sorma. Benimkine kızmış Zehra abla. Kızmış mı? Aa, onu nereden çıkardın? Asya'cığım hadi sen doğru mutfağa. Bak bakalım Hediye abla senin için ne pişiriyor? Çikolatalı kek. Zehra. Ayşe'cim, ne olur gel Ömer'le konuşalım. Ona her şeyi anlatayım. Böyle evi terk etmene göz yumamam. Bütün bu olanların sorumlusu benim, sen değilsin ki. Sakın Zehra. Sakın. Abime hiçbir şey anlatmayacaksın, tamam mı? Bak, ben her şeyi göze aldım. Kızsa da, bağırıp çağırsa da önemli değil. Yeter ki gerçek ortaya çıksın. Siz iyi olun. Zehra. Ben de her şey eskisi gibi olsun çok isterdim. Ama abimin şartlarını düşünürsek bu mümkün değil. Ama canım bak benim kararım kesin. Ben annemle görüşmeye devam edeceğim. İyi de böyle nasıl devam edecek? O sana kırgın. Sen olmadığın için üzgün. Abimin sevdiklerini korumak için kurduğu demir kafesin kapılarını açacağını sanmıyorum Zehra. Ama annemin gözyaşları benim kafesimin demirlerini eritti. Ben artık ondan vazgeçemem ki. İyi misin? İyiyim. Endişe etme. Ömer. Benim seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Başka zaman konuşsak. Şu an hiç uygun zaman değil. Hayır Ömer. Konuşacağız. Konuşmak zorundayız. Seni dinliyorum. Bir şey olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Boşanacağımızı öğrenmiş. Tam mahkemeden önce beni durdurdu. Bana resmen yalvardı. İlk önce beni dinle. Ondan sonra karar ver dedi. Yani...
Sen... bunun için mi? Mahkemeden sonra hemen mutlaka görüşmemiz lazım dedi. Onu dinlememi istedi. Ben merak ettim. Yani söyleyeceklerinin çok önemli olabileceğini düşündüm. Buluştuğumuzda o kadar çok ağladı ki. Çok şey anlattı. Aradan geçen onca yıl çektiği acıları, sizin yokluğunuzun onun için nasıl bir yoksunluk olduğunu. Ama dönüp dolaşıp vardığı yer hep sizdiniz Ömer. Size olan hasreti. Gözyaşları, söyledikleri o kadar sahici, o kadar samimiydi ki. Ben tanık olduğum bu acıya kayıtsız kalamadım. Ayşe, Jülide Hanım'la görüştüğümü söyledim. Ve onu annesiyle görüşmesi için ikna ettim. Yani demek istediğim, bütün bu olanlarda Ayşe'nin hiçbir suçu yok. Onu annesiyle buluşturan benim. Ömer, bir şey söylemeyecek misin? Ne söylemem bekliyorsun? Ne olur bana küsme, kızma. Sizin için yaptım bunu, mutlu olmanız için. Ömer, lütfen bir şey söyle. Hayır. Ömer, ben bir şeyler düzelsin diye bunları yaptım. Yani gerçekten çok özür dilerim. Böyle olduğu için çok çok üzgünüm. Ömer, ne olur yapma. İstersen öfkelen, bağır, çağır ama ne olur böyle susma, lütfen bir şey söyle. Thank you.
Zehra. Abinle mi konuştun yoksa? Ayşe lütfen gitme. Zehra. Neden konuştun? Neden yaptın bunu? Mecburdum. Ondan daha fazla saklayamazdım. Bu işin sorumlusunun ben olduğumu, senin bilgin olmadığını bilmek zorundaydım. Keşke yapmasaydım. Şimdi öfkesini sana da yansıtacak. Hem de hiç hak etmediğin halde. Kızsın bana. Öfkelensin, bağırsın. Ama... Ama ya bir daha güvenmezse? Sırtını dönerse? Abim nerede şimdi? Çalışma odasında. Gel. Birlikte konuşalım. Hadi. Hey, az önce buradaydı. Uf abi. Allah'ım sen yardım et. Korktuğum gibi olmasın. Ne olur olmasın. Asla affetmeyecek beni. Nihat, abim gördün mü sen? Birkaç dakika önce dışarı çıktı. Bir şey söyledin mi peki? Nereye gideceğini ya da herhangi başka bir şey? Yok, bir şey mi oldu? Neyiniz var sizin? Canım. Sen odaya gidip bavulları topla. Ben 5 dakikaya geliyorum, tamam mı? Tamam. Zehracığım. Bak sakin ol. Ne olur ağlama. Yani abimin sorunu seninle değil ki, annemle. Bak onu affettiğinde göreceksin. Her şey yoluna girecek. Öyle mi diyorsun? Gerçekten her şey düzelecek mi? Tabii ki. Yani şimdilik direniyor. Yani yılların vermiş olduğu kırgınlık, öfke var. Ama zaman o öfkeyi de kırgınlığı da alıp götürecek. O da kapattığı kapıları aralayacak. Sonra kabullenecek. Affedecek. Seni... Beni, annemi. Ben bunun için her gün Allah'a dua ediyorum. Her an. Ama gitti. Şimdi kim bilir nerede, ne halde. Yani kendi kendine kalması daha iyi olur. Kafasını toplar, kendini dinler. Hadi sen de topla kendini lütfen. Canım benim. Bizim acılarımızla sen de harap oldun. Ben şimdi nereye düştüm böyle diyorsun da, değil mi? Zehracığım. Hadi canım topla kendini. Bak her şey yoluna girecek, göreceksin. Hem sen bizi böyle mi uğurlayacaksın? Bak biliyorsun Aslı'nın gözünden hiçbir şey kaçmaz. Seni böyle görse sorular peş peşe gelir. Kolaysa cevap ver. Üzülme babaanne, çok uzağa gitmiyoruz zaten, annem söyledi. Oy kurban olurum ben seni verene, sarı papatyan beni. Ben zaten dayanamam ki senden çok uzakta kalmaya. Sen de bizimle gelsen olmaz mı babaanne? Olur, tabii ki gelirim ama bugün değil, tamam mı babaanne? Herkes burada. Arkamızdan kimse dökecek. Kuru kuru mu göndereceksiniz bizi? Aha, tamamen aklımdan çıktı. Su tabii ya. İlla şu evin boynunu bükeceksiniz değil mi? İlla yani. Ya bizi eksik bırakacaksınız değil mi? Ne eksik bırakması halacığım. Biz sık sık geleceğiz ziyaretinize. Siz de o anlarda
kafanızı dinlersiniz. Bak lafa bak. Kafa dinleyecekmişiz. Çok güzel bir laf ettin yani. Bravo pırlanta. Çok yorgundu ya bu kafa. Dinleriz. Kararınız kesin mi kızım? Evet babaanne. Peki sence bu fevri bir karar değil mi? Hayır. Biz çok düşündük. Ve en doğrusunun bu olduğuna karar verdik. Ayşe, valizler hazır. Çıkalım mı? Tamam canım. Asya'cığım hadi kızım. Tam ben getiririm. Biz gidelim. Hadi. Gel yavrum. Ah be pırlantam. Yani şu yaptığınızı ne aklım alıyor ne de gönlüme sığıyor yani. Gerçekten ne olacak bu işin sonu böyle? Merak etme halacığım. Biz hep buralarda olacağız. Hediye abla. Ayşem. Pamuk kalbim benim. Niye böyle oldu? Merak etme Hediye abla. Her şey güzel olacak. Eskisinden daha güzel olacak inşallah. Geleceğiniz zaman haber verin de size en sevdiğiniz yemeklerden yapayım. Sen ne yaparsan yap yeriz biz. Yeter ki senin elinden olsun. Biz gidiyoruz Zehra abla. Canım benim. Hoşça kal. Babaanne. Merak etme. Her şey yoluna gidecek. Umarım Ayşe'cim. Umarım her şey dediğin gibi olur. Zehra. Abim seni çok seviyor. Hem de çok. Onun sana çok ihtiyacı var. Onu ayağa bir tek sen kaldırabilirsin. Sakın unutma. Hadi anneciğim. Tablo senin eserin. Müsebbibi olduğun bu manzaradan memnun musun?
Koray Bey. İnanın benim böyle bir işle ilgim yok. Ne isterseniz üzerine yemin ederim. Ben yapmadım. İpek, tamam. Git bir elini yüzünü yıka. Sakinleş biraz. Bana inanmıyor musunuz? İpek, çıkabilirsin dedim. Konuşuruz sonra yine. Doğru söylüyor gibiydi. Ama mail adresi. Ne dönüyor burada ya? Bu nasıl olur ya? Bana dedi ki sen... Resmen hırsızlık. Hırsız değilim ben. Hain değilim. Nasıl anlatacağım? Nasıl anlatacağım? Nasıl anlatacağım derdimi bunlara? Nasıl ikna edeceğim benim yapmadığımı? Aslında bir gün öncesinden çekmek lazımdı bu buzdolabının fişini. Buzluk doluydu Şükran, o yüzden çekmedim. Makine bu, kul yapısı. Bozulur diye söylüyorum Hamiyet. Ay Allah korusun Şükran. Şimdi bozulursa dünya masraf valla. Of of. Dün gece gözüme uyku girmedi biliyor musun? Hmm. O mesele yüzünden mi? Ya kadıncağızın hem huzurunu kaçırdık hem de günahına girdik. Ay kul hakkı bu. En korktuğum şey. Allah affetsin bizi. Ya bir an önce gidip helallik alıp af dilememiz lazım. Ay bir de mercekle arasak Aysel Hanım gibisini bulamayız, öyle değil mi Şükran? Doğru söylüyorsun. Ama gel gör ki işte böyle bir talihsizlik yaşadık. Dur bakalım, gün doğmadan neler doğar. Ay inşallah Şükran, inşallah. Kolay gelsin. Benim lafım size şu suya yazı yazmak gibi geliyor. Ya daha önce söyledim. Evlenmek istemiyorum. Ya tamam da Salim. Peki bu inat niye ha? İnat değil ki abla. Açıkça söylüyorum. Evlenmek istemiyorum. Aysel Hanım aklı başında. Düzgün. İşi gücü yerinde. Olabilir. Biliyorum, söyleyecek lafım yok. Ama sizin bu ısrarınız hem Aysel Hanım'ın hem de benim canımı sıkmaya başladı. Biliyorum. Farkındayım, bilmediğim şeyler oluyor. Karışmak istemiyorum. Ama lütfen şu evlilik bahsini daha fazla uzatmayalım.
Yanımda olmanı her şeyden çok istiyorum. Ama seni buna zorlayamam. Kerem! Seni seviyorum. Ne dedin? Ben de seni seviyorum. Sabah. Sabah. Canan ne oluyor? Gözlerimin içine bak ve bana gerçeği söyle Sabah. Sana ne oldu? Ne mi oldu? Evet, ne oldu? Hayır, gerçi ben biliyorum tabii ne olduğunu da. Doğruyu söyle. Kerem öptü seni değil mi? Saçmalama Canan. Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Kızım, inkar etme. Böyle büyük bir şey olmuş işte, belli. Ayrıca sen benim gözlerime bak bakalım. Bende bunları yiyecek göz var mı? Bence yok. Canan, öyle bir şey yok canım. Allah'ım ya, söylediği şeye bak. Ha? Geldi işte gönlünün efendisi. Ay şu sevimliliğe bak ya. Tavşan ya bu. Bildiğin tavşan. Yok, kesin eminim ben. Bir şey oldu sizin aranızda. Bana bak. Onu bunu bırak da. Şu anda ne yazıyorsa kesin sana yazıyor. Aha. Ben var ya bir tek öleceğim günü bilmiyorum ha. Yani o işi de bir tek Allah bilir tabii de. Baksana ne yazmış. Canan'a ne zaman söyleyeceğiz? Ne yazmış diyorum kızım, söylesene. Aha, bir tane daha geldi. Sen söylemezsen ben söylerim. Herkes duysun istiyorum. Mahkeme günü çıktı karşıma. Kendimi tanıttığında ben çok şaşırdım. Boşanacağımı öğrenmiş. Mahkemeden önce beni durdurdu. Bana resmen yalvardı. İlk önce beni dinle, ondan sonra karar ver dedi. Ne olur anla beni. Bana sırtını dönme. Buna dayanamam. Kardeşim, o kadınla neden görüştürdün? Neden yaptın bunu?
Bu hayatta sadece sana, sana güvendiğimi bile bile neden yaptım? Hemen görüşmemiz lazım. İhaleyi kaybettik. Allah kahretsin. Bir bu eksikti. Yok. Yok, bu böyle olmaz. Ben seninle bir dakika bile küs kalamam. Bana yüzünü çevirmene dayanamam. Kızım, Ayşe odasında çanta unutmuş. Ben mi arayayım, sen mi söylersin? Bilmem. İyi misin sen? Üzme artık kendini. Bak, çok şükür uzağa gitmediler. Hem Ayşe'yi tanırım ben. Dayanamaz o. Tez vakit döner yuvasına. Ben artık kendimi teselli edemiyorum. Yani tam her şey yoluna girdi derken tekrar en başa dönüyorum. Dönüyoruz. Bak, yine Ömer yok. Gitti. Gelecek mi, gelmeyecek mi onu bile bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Canım benim. Canım. Düzelecek yavrum. Her şey yoluna girecek. Anne seni daha şey dinledim. Gittim Ömer'e her şeyi anlattım. Hayır olsun yavrum. Ayşe ile Jülde Hanım'ı görüştürdüğümü söyledim. Dua edelim, hayır çıksın bundan. Ben ondan bir şey saklamak istemedim. Aramızda gizli saklı şeyler olsun istemedim. Haklısın yavrum. Yerden göğe kadar haklısın. Siz birbirinizin can yoldaşısınız. Gizliniz saklınız kalmasın istemişsin. Ömer ne dedi peki? Hiçbir şey demedi. Öyle çekip gitti. Bak yavrum. Ömer benim bu hayatta tanıdığım en vicdanlı, en adil insanlardan biridir. Kimseye belli etmez. Ama yufka gibi bir yüreğe sahiptir. Şimdi kırgın, kızgın. Ama inan bana dönecek. İnşallah iyi dönecek. O sana kıyamaz ki. Öyle mi diyorsun? Nasıl olur bu? Prosedürden bir milim bile şaşmadık. Bu ihaleyi havada karada almamız gerekiyordu. Aramızdaki hain kim henüz bilmiyorum. Ama yanına kar kalacağını sanıyorsa aldanıyor. Bu ihaleyi kaybetmemizin sorumlusunu bulup en ağır şekilde cezalandıracağız. Bütün yazışmaları, notları, dosyaları hepsini tek tek inceliyorum Nihat Bey. Tamam. Elinden gelenin en iyisini yap. Ben sana güveniyorum. Bir şey bulursan hemen bana haber ver. Merak etmeyin Nihat Bey. Çözene kadar uğraşacağım. Gerekirse 24 saat mesai yapacağım. Ben şimdi müsaadenizi istesem. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Olsun. Ben hala olanlara inanamıyorum.
O ihaleyi nasıl kaçırdık aklım almıyor. Yalnız değilsin. Vallahi ben de anlamadım. Yani sadece biz değil, kimsenin anladığını zannetmiyorum. Herkesin canı çok sıkkın değil mi? Aha. İhale neden kaybedildi bulmakta kararlı. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Bu imkansız ama. Hadi bakalım. Vallahi nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama. Aysel Hanım. Biz sizden hem özür dilemeye hem de helallik almaya geldik. Estağfurullah. Özre gerek yok. Olmaz olur mu? Var tabii. İnanın gözümüze uyku girmedi. O kadar üzüldük yani. Kendinizi daha fazla üzmeyin. Benim için konu kapandı. Siz de unutun, olur mu? Oh ya, inan üstümden öyle büyük kalktı ki. Benim de öyle. Ama inan kendime çok kızıyorum. Senden bunları duyduktan sonra. Aysel Hanım, biz seni çok sevdik. Sen bundan sonra bizim kardeşimizsin. Kıymetlimizsin. Çok sağ olun. Siz de benim için öylesiniz. Selin, bana telefon falan bağlama. Nihat da söyle, odama gelsin. Tamam Ömer Bey. Ömer. İyi misin sen? Her şey yolunda giderken biz bu haleyi nasıl kaybettik? Bilmiyorum, ben de anlamadım. Ne demek bilmiyorum? Sen bilmiyorsan kim bilecek? Bu ihale senin sorumluluğunda değil mi? Öyleydi. Her şey yolundaydı, hiçbir pürüz yoktu ama inan nasıl oldu anlamadım. Araştırıyorum. O araştırmayı ihaleyi kaybetmeden önce yapacaktın. Şimdi araştırmışsın ya da araştırmamışsın ne fark eder? Bu sonucu değiştirmiyor. Sonuçta ihaleyi kaybettik. Bunun sadece maddi bir kayıp olmadığını çok iyi biliyorsun. Haklısın. Kusura bakma. Ben biraz gerginim biliyorsun. Farkındayım. Biraz yalnız kalman senin için daha iyi olur bence. Ama konuşmak istersen odamdayım. Nihat. Ne oldu, canı sıkkın gibi? İhale yüzünden mi? Abin odasında şu an. Konuşmak istiyordun ya. Evet. Konuşacağım. Abi, senin üstümdeki hakkını ödemem mümkün değil. Sen bana hem abi oldun, hem baba. Yeri geldi, dost, sırdaş, arkadaş oldun bana. Beni herkesten korudun, sakındın.
hastalığım sırasında mutlu olmam, hayatı tutunmam için elinden gelen her şeyi yaptın. Hatta elinden gelenin daha fazlasını. Kimsenin yapmadığı, yapamayacağı bir şeyi. Benim için hiç tanımadığım bir kadınla Zehra ile evlendim. Bu o kadar büyük bir fedakarlık ki. Beni kendi hayatını umursamayacak kadar çok sevdiğini biliyorum. Ama sen de şunu bil. Benim de abi kelimesi hep yüreğim sızlayarak çıktı ağzımdan. Çünkü sen bu dünyadaki en iyi abisin. Ama şunu da unutma. Sevdiğin, değer verdiğin insanlar birbiri elinden kayıp gitmek üzere. Sevdiklerini zihnindeki altın kafese kapatmaya çalışıyorsun. Ama herkesin bir doğrusu, düşüncesi, duygusu var. Zehra'nın senin hayatına girdiği gün. O gün bir milattı abi. O gün senin hayatına bir melek girdi. Zehra hayatımıza sevgi, iyilik getirdi. Seni öyle çok sevdi ki kendinden vazgeçti. Senin ona bütün çektirdiklerine rağmen seni bırakıp gitmedi. Oysa bunu yapmaya hakkı vardı. Ama o yapmadı. Senin yanında kalmayı tercih etti. Abi, ben senden kendimle ilgili hiçbir şey istemiyorum. Ama ne olur Zehra'yı üzme. Kırıp dökme onu. Yaralı bir aslan gibi zarar veriyorsun kendine, sevdiklerine. Yapma abi. Hiç değilse Zehra'ya yapma. Çünkü o bunu hak etmiyor. Bak, geçmişi geri getiremeyiz. Yaşadığımız güzel günleri de geçirdiğimiz kötü günler için yapabileceğimiz zaten bir şey yok. Önemli olan bugün abi, şu an. Ne olur bunu kabullen. Abi bak, Zehra'nın hiçbir günahı yok. O istemeden kendi bunların ortasında buldu. Yani bizim için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptı. Abi Zehra seni çok seviyor. Hem de bu dünyada herkesten çok seni o seviyor. Ay Hamiyet, her geçen gün Aysel'e kanım daha da kaynıyor. Al benden de o kadar Şükran. Ay, keşke Salim'le araları olsaydı. Ay bize kalsa olurdu da ama istemiyorlar işte, ne yapalım anacığım. Yani zorla evlendiremeyiz tabii. Ama içim de gitmiyor değil hani olsun diye. Ne demişler?
Nasipten öteye köy yokmuş. Aa, bizim Keremli Sabah. Aa, ne güzel bir tesadüf oldu böyle. Nasılsınız? İyiyiz kuzum. Siz nasılsınız? Ay, nasıl özlemişim sizi. Vallahi eskiden böreğinizi, çöreğinizi alıp gelirdiniz. Bayağıdır gelmez oldunuz. Biz o iş için Canan'ı vekil kıldık. Yoksa gönderdiklerimizi getirmiyor mu ha? Getiriyor, getiriyor. Afiyetle yiyoruz. Ellerinize sağlık. Afiyet bal şeker olsun kuzum benim. Siz nereye böyle? Haberlerinizi alıyoruz maşallah. İşler iyiymiş. İşler iyi de Canan'la bir olup sürekli beni çalıştırıyorlar. Açım demeden yemek yok. Ben yalvar yakar yemeğe götürüyorum. Ay, kıyamam kızıma ben. Aman yavrum bak, yemek çok önemli. Sakın yemeğinizi ihmal etmeyin ha. Bakın ne diyeceğim. İleride Aysel'in pastanesi var. Bütün ürünleri, pastaları hem çok nefis hem de tertemiz. Oraya gidin. Şükrancığım, gençler nereye gidip ne yapacaklarını bizden iyi bilirler. Bırak gitsin onlar. Hadi biz de gidelim artık ha. Doğru söylüyorsun. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz kuzum. İyi bakın kendinize. Siz de öyle. Ay canım benim ya. Hürriyet Mahallesi mi? Bizim mahallede oturuyormuş. Nasıl oldu da hiç karşılaşmadık daha önce? Tamam. İş çıkışı dükkana gel. Koray sorma işte. Söyleyeceklerim var. Hadi bekliyorum. Kiminle konuşuyordun? Ha, müşteriyle. İstersen bakabilirsin. Yok canım, öylesine sordum. Öyle hesap sorarmış gibi. Hesap sor, kurcala, yap bir şeyler. Çaylarınız, buyurun. Teşekkürler. 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 Pastalarınızdan daha önce yedik. Hepsi çok lezzetliydi. Beğenmenize sevindim. Her zaman bekleriz diyeceğim ama. Aynen öyle, evet. Yani ben sürekli geliyorum. Birlikte gelin. Afiyet olsun. Ne dediğini duydun değil mi? Birlikte gelin dedi. Şimdi kalkıp bundan sonra her yere birlikte gidebiliriz diyeceğim. Çünkü biz birbirimizi seviyoruz. Kerem. Biz birbirimizi... Kerem. Sevgiliyiz işte. Sevgiliyiz. Şişt, lütfen. Sevgilimsin. Ya sen benim sevgilimsin. Neden Zehra, neden? Neden oldu bütün bunlar? Thank you.
Kerem? Aa. Canan, bir şey mi oldu? Ben de geldim. Aa. Arkadaşlar, bir şey mi oldu? Bu saatte hayırdır? Vallahi beni Kerem aradı, gel dedi. Beni de. Ay ben anladım. Ay ben biliyorum Kerem'in aklında ne var. Bize de söylesen. Ay yok canım, kusura bakma. Artık üstüne vazife olmayan işlere karışmama kararı aldım. Bu yıl içinde aldığım ilk karar. Bu kararı bir de uygulamalı görsek yani. Ay neyse mi? Kerem nerede? Bizi çağırdı, kendisi yok. Bak, görüyorsun değil mi? Üzül üzüne baka baka kararıyor işte. İnşallah bir şey olmamıştır ya. Yemin ediyorum bu kız saf. Hatta şapşik. Vallahi ben de şu an sabahtan çok farklı değilim. Yani ben de merak ediyorum. Herkes burada. Arkadaşlar kusura bakmayın, bir yere uğradım da o yüzden geciktim. Kerem, ne olduğunu bize de anlatacak mısın artık? Anlatacağım. Ama sadece ben değil. İkimiz anlatacağız. Bak şimdi bak. Bomba geliyor bak. Sabaha daha fazla yormak istemiyorum. Arkadaşlar... Artık biz sevgiliyiz. Ay! Ve birbirimizi çok seviyoruz. İnanmıyorum. Ay şok 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 şok. Durun bir tebrik edelim bari de tam olsun. Kardeşim. Tebrik edelim. Tebrik edelim. Sabahçı. Teşekkür ederim. Yani bu mutlu haberi en yakınlarımızla paylaşmak istedim. Sabaha kalsa içimizde yaşayacaktık. Ben boşanmak istiyorum. Zehra Kervancıoğlu, Ömer Kervancıoğlu'ndan boşanmak istiyor musunuz? Hayır, hayır, hayır. Boşanmak istemiyorum. İlk kez mahkeme günü çıktı karşıma. Boşanacağımızı öğrenmiş. Tam mahkemeden önce beni durdurdu. Bana resmen yalvardı. İlk önce beni dinle. Ondan sonra karar ver dedi.
Ne olur kızma bana. Ben her şey daha güzel olsun istedim. Sadece bunu istedim. Hiç anlamadım. İnan bana, hiçbir şey anlamadım. Ben çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm Ömer. Lütfen affet beni. Affetmiyorum. Affetmiyorum. Çünkü affedilecek bir şey yok. Bu hikayedeki en masum kişi sensin.